Sigmoidoskopi, sigmoidoskop adı verilen, flexible dediğimiz yani eğilip bükülebilen, adeta böyle bir ince, narin bir hortum gibi bir aletle kalın bağırsağın sol bölümünü, yani makattan başlayıp rektum dediğimiz kalın bağırsağın son bölümü, daha sonra sigmoid kolon dediğimiz S şeklinde kalın bağırsağın sol kısmı, inen kolon dediğimiz yine dalak ile aşağı doğru S bölümüne kadar, yani sigmoid kolon bölümüne kadar olan bölümü de içine alan bölüm incelenmesi ve bu şekilde bunun ışıklı bir alet yardımıyla gözetlenmesi işlemidir. Burada kalın bağırsağın sol bölümünün incelenmesi başlıca makattan kan gelmesi durumlarında yapılır. İşlem öncesinde basit bir lavman dediğimiz makattan sıkılan bir fitil yardımıyla o bölge temizlenir. Daha sonra kimi durumda hafif uyuşturulma yapılabilir, kimi durumda uyuşturma yapmadan da yapılabilir. Ben kişisel olarak uyuşturma yaparak yapmayı tercih ediyorum. Daha sonra kalın bağırsağın sol bölümü ki yatay parçası dediğimiz ya da bizim transvers kolon olarak tabir ettiğimiz yatay parçaya kadar kalın bağırsağın sol bölümü incelenir. Bu şekilde hem tanı konulabilir hem de tedavi yapılabilir. Tanıda tümörler, polipler, oradaki damar çatlakları, divertiküller, bu şekilde birçok sorun ortaya çıkar. Polip varsa bu polip oradan alınabilir. Tümör varsa oradan alınıp patolojiye tahlile gönderilip tanısı konulabilir ve böylelikle hastanın tedavisine başlanabilir gibi sigmoidoskopi sonucunda birçok artılar sağlanabilir. İşlemin kendine göre başlıca 3 tane komplikasyonu vardır. Kanama olması, enfeksiyon bulaşması ve aletin bağırsağı zedelemesine bağlı olarak delinme olması. Delinme hastaların doğal olarak en çekindikleri ve hasta için en büyük sorunu yaratan problemdir. Ama şükür ki 1000 incelemede sadece bir tanesinde rastlanır ama bu işlemin doğal olarak deneyimli hekimler tarafından yapılmasında yarar vardır. Hepinize sağlıklı günler.